Mustafa Bey. O yüzden diğer meslektaşlarımın affına sığınarak ben ilk konuşmayı Mustafa Bey'in yapmasını rica ediyorum. Buyurunuz Mustafa Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Hazirun, Adalarda Türk İslam Kültürü Sempozyumu Sayın Hocam Profesör Doktor Soyal Tamçelik ile birlikte hazırladığımız Kıbrıs'ta erken dönem Osmanlı yönetiminde işlenen adi suçlar ve özellikleri adlı sempozyum bildirimizin özetlerini size sunmaya çalışacağım. Öncelikle başlıktan da anlaşıldığı üzere suç kelimesinin bir olgu olduğunu, ilkel toplumdan gelişmiş topluma geçiş sürecinde zamana, mekana, topluma göre farklılaşmış olduğunu ve farklı anlamlar yüklendiğini görmekteyiz. Bu anlamda suçla ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirdiğimizde 18. yüzyılın sonlarından itibaren önceleri biyolojik ile psikolojik, 20. yüzyılın başlangıcından itibaren de diğer bilim dalı olan sosyoloji biliminin devreye girerek suçun olgusal yapısını anlamaya çalışıldığını görüyoruz. Burada slaytta da gördüğünüz gibi bireysel teoriler, psikolojik teoriler, biyolojik teoriler ve en son 20. yüzyılda sosyolojik teorilerin sosyal yapı, sosyal süreç ve sosyal tartışma teoriyle bu suçun kavramsal niteliği anlaşılmaya çalışıldı. Ancak son yüzyılda anlaşıldı ki bu bir bütündür. O açıdan integrated theory, yani bütünleşik teori denen bir teoriyle ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Buradan tarihsel bir süreçte bakıp İslam'da suç unsurlarının ana başlıklarını söyleyerek geçmek istiyorum. Had suçları, şahsa karşı işlenen cürümler, tazir. Buradan suçun ceza ile ilişkisi ve özelliklerine baktığımız zaman İslam'da cezanın ne anlama geldiğini, İslam'da cezanın amacının özellikle kişinin ıslahı, toplumun himayesi ve düzenin korunması olduğunu söylemek mümkün. Bunu daha da geliştirmek istersek İslam cezasının özelliklerine bakmak lazım. Zamanı kullanmak açısından bunları okuyarak geçmek istemiyorum. Siz de slayttan çok rahat izleyebileceğinizi düşünüyorum. Ve hemen İslam'da ceza hukukunun ana kaynaklarını başlıklar halinde neler olduğunu sırasıyla Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyas olduğunu görüyoruz. Burada İslam'dan Osmanlı'ya geçtiğimiz zaman Osmanlı'nın teorik olarak İslam hukuku temelinde oturmuş olan Osmanlı ceza hukuku, İslam ceza hukukunun temel asasları yanında kendi çizdiği sınırları içerisinde gelişen örfi hukuk ile kendine özgü bir karakter arz ettiğini de önemli vurgulamak gerekir. Elbette ki İslam ceza hukukunun temel esasları ve asli kaynaklarla getirilen hükümler de aynen uygulanmıştır Osmanlı'da. Bizim konumuzu teşkil eden bir numaralı şeriye sicilini incelediğimiz zaman toplam şeriye sicilinde 1214 hüküm bulunduğunu, bu 1214 hüküm içerisinde adi suç kapsamına giren ana başlıkları biz kendimizce oluşturduğumuzda cariye ile ilgili 2 adet hükmün, gasp veya zapt etme konusunda 9 adet hükmün, hırsızlık 12 adet hükmün, işkencenin 2 adet, öldürmenin 6 adet, tehdidin 1 adet, uygunsuz durum tespiti 14 adet, yaralama, dövme, kavga ve eziyet yapmanın 26 adet, toplam 72 adet adi suçun olduğunu görüyoruz. Bunu 1214'e oranladığımız zaman oranın 5.94'e denk geldiğini görmekteyiz. Buradan bir 8 adet sonuç çıkaracak olursak, birinci sonuç, adada tesis edilen hukuk sisteminin hem örfi hem de şer'i hukuka uygun davranıldığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. İkinci olarak, Kıbrıs'ta ağır ceza gerektiren davaların az olması, dini ve geleneksel kültürün baskılayıcı etkisinin yüksek olduğu,
çok rahatlıkla görülmektedir. Üçüncü ise mal ve hizmetler ile ilgili davaların fazla olması, ekonomik yetersizlik ve toplumsal ilişkiler öngörüsünün yoğun olduğuna işaret etmektedir. Dördüncüsü, yaralama, dövme, kavga ve eziyet yapma fiillerinin fazla olması, adadaki toplumsal ilişkilerin gerçekten çok yoğun olduğunu da ortaya koyarken. Beşinci tespitimiz, adada tesis edilen hukuk sisteminin toplumsal yapıya etkisinin de olumlu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde altıncısı, kadılık müessesesinin hızlı ve etkin bir şekilde inşa edildiğini de görüyoruz. Diğer araştırmacılar da bu konuda vurgular yapmışlardı. Yedinci olarak adada kurulan güvenlik sisteminin etkinliğinin de hissedilir bir şekilde teşhis edildiğini, kurulduğunu görüyoruz. Ve son olarak gayrimüslimlerin ceza hukukuna da bu bağlamda bağlılıklarının yüksek olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca süreyi çok ekonomik kullanmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, ben de teşekkür ediyorum. Şimdi diğer konuşmacımız Doçent Doktor Sahim Yılmaz ve Yardım Doçent Doktor Fatih Yalçın tarafından hazırlanan Erken Dönem İslam Tarihinde Müslümanların Rodos'a Düzenledikleri Seferler konulu bildiriyi bize sunacaklar diyeceğim ama burada yoklar. O zaman Yardımcı Doçent Doktor Zeki Akçam ve Ayşegül Akçam'ın hazırladığı Kıbrıs Adası'nda Arap İslam ordularına ait yer isimleri konulu bildiri. Buyurunuz Sayın Akçam. Sayın Başkanım ve değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu bildiriyi eşimle birlikte hazırlandık. Yüksek lisansı arşiv ve arşivcilik üzerine. Kendim halk bilimciyim ve yaklaşık olarak 1997 yılından beri alan çalışmaları yapmaktayım. Ve özellikle buraya yurt dışından gelen değerli akademisyenler için şöyle de bir not vermek istiyorum. 97 yılından beri yaptığımız araştırmalar ve öğrencilerimizle birlikte Kıbrıs Türk Halk Kültürü ile ilgili yaptığımız araştırmalar yaklaşık 10.000 dakikayı geçti. Ve son yapmış olduğumuz bir projeyle Yurtdışı Akraba Türkler Başkanlığı ile 6.000 dakikalık yeni bir monografi çalışması yaptık, sözlü kültür tarih çalışması yaptık ve bunu sadece kendimiz için değil, bütün bu kayıtlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ne bağışladık ve yaklaşık olarak bir ay sonra tasnif çalışmaları bitecek ve dileyen bütün araştırmacılarımız Kıbrıs Türk Halk Kültürü ile ilgili sözlü tarih vesaire ve benzeri halk bilim çalışmalarıyla ilgili yasalar kapsamında dilediği kadar bu malzemeleri izleyebilecek ve onları kopyalayabilecek. Böylece bunu da buradan söylemiş olalım. İşte bu alan araştırması sırasında çok ilginç bir noktayla karşılaştık. Özellikle Serdarlı veya diğer adıyla Çatoz olarak bilinen köyde bir yer ismiyle karşılaştık. Yerin adı Arap Damı. Tabii benim buradaki maksadım, ben sözlü tarihte bir konuya denk geldim, rastladım ve bu hususla ilgili bir sonraki çalışmayı
pek tabii ki Orta Çağ tarihçilerinin ve arkeologların yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sosyal bilimlerde artık disiplinler arası çalışma mantığını kabul etmemiz lazım. Tek başımıza herhangi bir konuda nitelikli bir sonuca ulaşamayacağımızı kabul etmemiz lazım. Bu bağlamda biz de sözlü kültür çalışmamızın sonuçlarını size aktararak, tabii tarihçi hocalarımız var burada çok değerli, arkeolog var mı bilmiyorum ama bildiriden sonra sözü oraya bağlayacağız. Hangisi yansıyor? Evet, sözlü kültür, özellikle çok güçlü bir sözlü kültüre sahibiz biliyorsunuz. Kaşgarlı Mahmut bile 11. yüzyılda Alpertunga destanını derleyebiliyor. Bu da bizim çok güçlü bir kültürel hafızaya sahip olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla hafızamız aslında biyolojik yaşımızla orantılı değil, çok güçlü bir kültürel hafızaya ve sözlü olarak aktarma gücüne sahibiz. Bizim bu çalışmamızdaki kaynak kişi sayımız 6 kişi. Ünal Barkut, Hüseyin Billiroğlu, Kezban Hanım, Kahveci Habeş Bey, Kemal Oylum, Güral Oylum. Örneğin Kezban Hanım 24 Eylül 1931 Görneç doğumlu. Görnece yakın bir bölgede burası. Araplar Damı olarak bildiğimiz yer. Bu kaynak kişimizden bilgi aldık. Ve en fazla bilgiyi almış olduğumuz kişi Güral Oylum. Şimdi ilk başta çok halk etimolojisi çok gerçekçi gelmiyor. Biraz fantazi gibi geliyor bize ama alan çalışmasını yaptıkça aslında bunun bir gerçek olduğunu görüyoruz. Gerçekten tekrar söylüyoruz ki çok güçlü bir sözlü tarih geleneğimiz ve sözlü kültür geleneğimiz var. Burası Araplar Damı olarak bilinen bölge ve ilk bakışta bir tarla izlenimi veriyor ama aslında daha da yakınlaştığınızda o bölgedeki temellerin bölge halkı tarafından yıkılarak, evlerin yıkılarak tarla haline getirildiğini görüyoruz. Bir tarla imajı veriyor ama aslında bir tarladan çok daha fazlası var. Örneğin bunlar Araplar Damı bölgesindeki evlerin kalıntıları. Yine bunlar size bir taş yığını olarak gelebilir. Bu şekilde taş yığını olarak gelebilir ve bölgeye baktığınızda gerçekten bir dam niteliğinde her tarafı tüm beş parmaklara neredeyse hakim, Mesarya Ovası'na hakim, oldukça güzel konumlanmış olan bir bölgede bu Araplar Damı olarak verilen, adı verilen bölge. Sonra bir baktık ki küp parçalarını bulduk. Yani özellikle su muhafaza etmek için kullanılan büyük küp parçaları bulduk. Sonra el değmiş, daha doğrusu el izi olan, bizim el izimiz olan parçaları bulduk. Ve daha binlercesi, binlerce küp parçası bulduk. Binlerce taş, örneğin bu bir muhtemelen su içmek için kullanılan küçük bir sürahiye ait olan bir parça. Fakat o bölgede böyle bir taş yok. Yani şu arkadaki taş, beş parmak dağlarından aşağıya doğru gelmiş. Aşağı yukarı 1 kilometre, 1,5 kilometre kadar fark var. Bu taş buraya nasıl gelmiş olabilir? Yani doğal bir yapı mı değil mi ona baktık. Havayı teneffüs ettik, doğayı biraz gezdik. Sonra baktık ki bir dere yatağı var. Goca Dere diye bilinen bir dere yatağı var. Ve bu dere yatağı dağdan aşağıya taşları sürüklemiş. Mezar taşlarına benzer taşlar gördük. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Sonuç olarak kaynak kişilerimiz bize şu bilgileri verdi. Kaynak kişilerimize göre Osmanlı İmparatorluğu adaya geldiği zaman burada Araplar var imiş. Ama bu Araplar bir ordugah mı kurmuşlar, bir ordu şehri mi veya bunlar esir mi? Bu konu hakkında ihtilaf var. Kimisi diyor ki Arap ordularına...